Şimdi 600 milyon yıl önce atmosfer daha sıcak. Yaz günü gibi. Günler aşağı yukarı 22 saat sürüyor. Bütün bunlara su da ekleyin. İşte hayat için kusursuz bir tarif. Önce okyanuslarda kartopu dünya ilkel bakterileri ortaya çıktı. Ama şüphesiz bütün bu insanlık tarihinden 75 kat daha uzun olan buz devrinde ayakta kalamazlardı. Eğer ayakta kalan bir şey varsa onu bulmanın en iyi yolu son gördüğümüz yere bakmak. Okyanusa. Şimdi 540 milyon yıl önce oksijenle dolu bir okyanusta o ilkel bakteriler evrim geçirdi. Birçoğu büyük donmaya zar zor dayanmış olmalı. Her yerde bitkiler var. Başka bir şey daha var. Sümüklü böcek gibi bir şeye benziyor. Adı Vivaxia. Çok hücreli organizmaların yeni nesillerinden biri. Dünyanın öyküsünün en dinamik zamanlarından birine giriyoruz. Kambriyen patlaması. Artan oksijen seviyeleri organizmaların daha büyük olmasına ve kemikli iskeletler geliştirmesine izin veriyor. Bunlar solucanlar, süngerler ve bunlar. Trilobitler. Böceklerin, ıstakozların, hatta akreplerin uzak akrabaları. Okyanuslardaki hayat canlanıyor. Mikroskobik bakteriden böyle bir canavara. Bu Anomalocaris. Aşağı yukarı 60 santimetre uzunluğunda. Geniş gözlerine bakın. Jilet gibi keskin dişlerine ve kavrayan uzuvlarına. Bütün Anomalocaris'lerin yapması gereken içlerinden birini seçmek. Bir trilobit kendini düzeltemez. Yumuşak karnı ortaya çıktı. Bunlar pikaya. Sadece 5 santim kadar uzunlar. Ama ilk omurgaya sahip olabilirler. Milyonlarca yılda bu basit yapı bizi dik tutan omurgaya evrilecek. Okyanusa hayatı harap halde bulmayı bekleyerek dalmıştık. Onun yerine hayat dolu bir dünyaya girdik. Triboliklerin temizlediği, canavarların dolaştığı bir dünya. Ve yaratıklar bilindik formlar almaya başlıyorlar.
Dalgaların altında çoktan binlerce bitki ve hayvan türü var. Hayatın ilerlemesi durdurulamaz gibi gözüküyor. Karada hayat arıyoruz. 460 milyon yıl önce plakalar yine hareket etti. Altında yeni bir kıta yatıyor. Gondwana. Sıcaklığı 30 derece ve oksijen seviyeleri şu an yaşadığımıza yakın. Kara bitkilerle ve emekleyen yaratıklarla dolu olmalıydı. Ama burada pek bir şey yok. Birkaç parça yosundan başka. Tek bir açıklaması olabilir. Güneş. Yüzeyi ölümcül radyasyonla kavuruyor. Okyanusta gördüğümüz karmaşık yaşamın karada hayatta kalma şansı yok. Ama 50 kilometre yukarıda, ışınların dünyanın atmosferine girdiği yerde garip bir şey oluyor. Oksijen güneş radyasyonuyla karşılaştığında başka bir tür gaza dönüşüyor. Ozona. Bu gaz gezegenin etrafında bir battaniye oluşturuyor sanki. Bu ozon tabakası ölümcül radyasyonu emiyor. 120 milyon yılı aşkın ozon tabakası gittikçe kalınlaşıyor ve dünyanın yüzeyine ulaşacak radyasyonu giderek daha çok durduruyor. Bu tabaka olmasaydı karada yaşam olmazdı. Şimdi radyasyona karşı kalkanı olunca hayat canlanıyor. Şu küçük yosunlu yumrular ilk kara bitkileri. Ve daha çok oksijen pompalıyorlar. Seviyeler yükseliyor. ...375 milyon yıl önce... Aşağıda bir şey var. Suda. Hareket ediyor. Yüzüyor. Tiktaalik isminde garip bir balık. Boynu kendini yukarı kaldırmasına izin veriyor. Yüzgeçlerini bacak gibi kullanıyor. Ve suyun dışına çıkıyor. Bitki yaşamının patladığı yere. 15 milyon yılı aşkın sürede bu tetrapod denen yaratıklar evrim geçirdi. Daha güçlü bacakları oldu ve su dışında daha çok vakit geçirmeye başladılar. Sonra 360 milyon yıl önce kara onların evi oldu. Böyle bir yaratıktan dört bacaklı omurgalılar evrimleşti. Dinozorlar, kuşlar, memeliler ve sonunda sen ve ben.
Baktığımız her yerde yosunlar ve eğrelti otları var. Bazıları en az 30 metre boyunda. Rüzgarla taşınan bir tohum. Şimdiye kadar bitkiler spor kullanarak çoğaldılar. Spor, hayatta kalması ve büyümesi için çok fazla suya ihtiyaç duyan tek hücreli zerreciklerdir. Ama bu tohum sudan kilometrelerce uzakta. Bu embriyonik bitkinin kendi yemek ve su kaynağı var. Sporun aksine bir tohum sudan uzakta aylarca, hatta yıllarca ayakta kalabilir. Mütevazı tohum gezegene hayat saçıyor. Bütün bu ağaçlar ve bitkiler daha çok oksijen pompalıyor. Burada durup nefes alabiliyoruz. Şu an burada yaşayabiliyoruz. Uzun bir yol aldık. Yanan kaya ve tozdan bir yumrudan, hayat fışkıran yeşil mavi bir gezegene. Hala insan yok. Ama balık, bitki, ha bir de bu var. Bu bir Yusufçuk. Kartal boyutunda bir Yusufçuk. Bu devasa hayvanın adı Meganura. Bir zamanlar bacak olan yerleri kanat olarak evrildi. Yusufçuğun avlanma alanını bu iş oldukça genişletti. Aşağıda kırkayaklar, örümcekler, her tür böcek var. Bu yaratıklar, yani eklem bacaklılar, karaya ilk ayak basanlardan. Milyonlarca yıldır buradalar. Onlar bugün evimizi ele geçiren böceklerle neredeyse aynı sayılırlar. Tek bir büyük fark hariç. Meganura gibi. Onlar canavar. Devasa yaratıklarla dolu kayıp bir dünyadayız. Kırkayakların 2 metre olduğu bir dünya. Akrepler kurt büyüklüğünde. Atmosferdeki oksijen onların solunum sistemlerinin daha verimli olmasına izin veriyor ve bedenlerinin büyümesine olanak sağlıyor. Kertenkele benzeri bir yaratık, ilk amniyot olan Chilonomus. Şimdiye kadar gördüğümüz yaratıklar yumurtalarını suya bırakmışlardı. Ama bu yumurtalar Chilonomus'un ihtiyacı olan bütün suyu ve besini içeriyor. Bebekler kendi bağımsız göletlerinde büyüyor. Yumurta evrimde çok önemli bir gelişme. Şimdi hayvanlar suyu geride bırakıp karayı fethedebilir. Bebek Chilonomus ilerlemeye önce olacak. O yeni bir yaratık. Bir sürüngen. Engellenemez olarak hayat varsa ölüm de var.
O kadar ölü bitki var ki yığılıyor ve yoğun ıslak tabakalarda çürüyor. Milyonlarca yılı aşkın süre sonra kayalar bu tabakaları örtecek. Dünyanın merkezinden gelen sıcaklık ve üzerlerindeki kayaların basıncı bu ölü bitki tabakalarını kömür yataklarına dönüştürecek.